Balıkesir Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına Başkanı Göksel Gümüş açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Eczanelerin kar oranları ilaç fiyat kararnamesi ile belirlenmektedir. İlaç fiyat kararnamesi ise en son 13 yıl önce 2009 yılında güncellenmiştir. İlaçta kademeli kırlılık söz konusudur ve ilaç fiyatı arttıkça kırlılık azalmaktadır. 13 yıldır ilaç fiyatlarındaki güncellemelerin sonucu olarak, 2009 yılında en düşük karlı ilaçların tüm ilaçlar içindeki oranı %10 iken, günümüzde %40'ları geçmiştir. Bu nedenle eczanelerin geliri 13 yıldır sürekli azalmakta ancak kira, personel maaşları, sigorta ve bağkur primleri, elektrik, iletişim gibi giderleri sürekli artmaktadır. Artık bu durum sürdürülemez hale gelmiş ve ülkemizde her iki eczaneden bir iyi iflas noktasına gelmiştir. Yıllardır birçok meslek grubu ve sektörde iyileştirmeler yapılırken eczacılar hep unutulmuştur. Oysa biz eczacılar günden güne kötüleşen ekonomik şartlarımıza rağmen, halkımıza en önde ve en yaygın sağlık hizmetini sunmaya, halkımızın en yakın sağlık danışmanı olmaya devam etmekteyiz. Pandemi nedeniyle başlamış olan kronik hastalığı olan kişilerin doktora gitmeden eczanelerden reçetesiz ilaç temini uygulaması, pandemi bittiği halde 1 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bunun sebebinin hastaneler ile aile sağlığı merkezlerindeki yoğunluk ve vatandaşlarımızın ilaçlarını reçete ettirebilmek için dahi randevu alamaması olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da yine ülkemiz genelinde 28.700 eczanemiz en önde ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır. Nasıl ki maskeyi hiçbir bedel almadan halkımıza dağıtımını yaptıysak, bu hizmeti de karşılıksız yapmaktayız. İki yılı aşkın süredir bu uygulama ile halkımız sağlık hizmeti alırken devletimiz de tasarruf etmektedir. Tekrar ve en güçlü sesimiz ile söylüyoruz, bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır. İlaç fiyat kararnamesi çok acil güncellenmelidir.